Hayırlı yayınlar, hayırlı programa sevgililer. Canım benim, bak demin kulaklarını çınlattık, sesi biraz açalım. Latif Doğan demin kulaklarını çınlattık, Allah senden de razı olsun. Dedi ki, kaç kere kiramı ödedi dedi. Kaç kere? Bir kere değil, 10 kere değil, kaç kere? Yani sevgili Erdal, sana seninle ve bütün ekibine çok teşekkürler. Kirlecebe öyle sahip olduğunuz için, Recep'in şu anda kariyer yarasına parmak bastığınız için, Recep sizin için çalın emektarıdır. Recep değerlerimizdir. Recep'e sahip çıkmak, hep, yani bizim mesleki açıdan, yani bütün arkadaşlar tabii ki de ama fakat öncelikle Recep'i Yeşilçam'da ve verdiği emeklerden dolayı sinema kuruluşları işte orada bir onlar bir öncülük yapsalar da bir ayrağa bağlansa, devletimiz buna bir öncülük etse de çizgen bir bebek oraya kadar gitse, Recep çünkü gerçekten yaşayan yerlerinden birisi. Biz televizyon programımızı yaptığımız 17 yıl içerisinde hemen hemen her sene bir ilk sefer kendi programı onu aldık, konuk yapardık. Evimizden geldiğince de yardımcı olmaya da çalışıyoruz alakasında. Şu an yayına bile bağlanmam, hani benden bahsettiğiniz ama biz izledik, Allah için yapıyoruz. Ama Recep'in ne emri olursa, ne ihtiyacı olursa, şu anki yapılan eksiklerinde yapılan helal olsun sana. Neyi varsa bana bir çalışıyor. Allah, zaten seni çok severim. Çok iyi bir aile babasısın. Eşine bayılırım. Allah senden razı olsun. Bak, senin nezdinde yemin ederim, direkt senin adını verdi. Birkaç isim daha söyledi. Dedi ki, kiramı öderdi beni her gördüğünde. Aldığın dua seni ayakta tutsun, sırtını yere getirmesin. Gerçekten söylemen bile yeterli. Yani ya soğukta beklerdim. Soğukta gir oğlum. İçeriye gir. Soğukta bekleme. Niye bekliyorsun? Girsene o içeriye orada. Gir derdi. Yani böyle bir şeydi. Latif Doğan başka bir insan. Çok başka bir insan. Sabrıcığım, Allah razı olsun Recep abi, ben sen siz bizim değerlisiniz, sizin yanınızda olmak benim için bir şeref. İnşallah elimden gelen yapabiliyoruz onu, ama dediğimiz gibi sizin inşallah Erdal'ın da burada vermiş olduğu yayınların kısmında çok teşekkürler diyorum. İnşallah bir yerlerin seslerimiz daha net ulaşır da sizi bir aylığa bağlarız Erdal'ın da dediğim gibi. Yoksa sen kendi hayatını geçirmek için çorap bize verdiğini de biliyorum. Para dilemiyorsun. Satış, elindeki ürünlerini bize satıp bir şeyler alıyorsun. Veya başkalarına satıyorsun. Ekmeğini taştan çıkaran birisin ama bir aylık bağlanırsa inanıyorum ki sen de kendi hayatını çok güzel bir şekilde geçirirsin. Şu an oturduğun ev içinde gerekli ihtiyaçlarında ne olursa ki zaten Erhan'a da Allah razı olsun da ne için zararında bir ihtimal. Sevgili Erhan bana hepsini anlatmış söyler. Elimden gelen şu anda gücümün yettiği ne olursa başıma gözüküyor. Helal olsun sana. Helal olsun Latif Doğan. Adamsın. Allah'ın izniyle vallahi sana helal olsun. Yemin ederim. Gerçekten ismini duyduğumda zaten ne kadar iyi kalpli bir adam olduğunu biliyorum. Ailene nasıl düşkün olduğunu, eşine bayılıyorum. Dünya beni bir, çocuklarına öyle. Allah çok senden de razı olsun Latif Doğan. Allah yaptığı yardımlarla sırtını yere getirmesin inşallah. Seni de inşallah programa bekliyorum. Mutlaka görmek istiyorum seni de. Şerefle sevgili Sinem de aradı. Ben diğer arkadaşlarım da aradı. İnşallah dedim. Nasip olursa bir gün yanında olmak, orada olmak, sizlerle beraber seni uçakmışta olmak benim için şeref olur. Başımın üstünde yerin var. Çok teşekkür ediyorum Latif Doğan. En kısa zamanda görüşürüz. Görüşürüz. Güzel eşine çok öpücüklerimi, çocuklarına çok öpücüklerimi. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sana ve ekibine değil Sezar. Çok teşekkürler. Latif Doğan'cım ellerinden öpüyorum. Ellerinden ben efendim öpersen saygılar. Canımsın. Çok teşekkür ediyoruz Latif Doğan. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Canımdır o benim. Çok adamdır. Çok efendidir. Çok kaliteli ruhtur. Eşine çok düşkündür. Dünya güzeli bir eşi var. Çok sevdiğim bir aile. Allah razı olsun. Gerçekten şu anda telefonlarımız da kilitlendi. Bizim WhatsApp hattını hemen hatırlatalım. Sen oku bak. En üstte yazıyor. 532 gö-